12 kadın örgütü bulundukları illerin kamu hastanelerini telefonla arayarak hastanede kürtaj yapılıp yapılmadığını sordu. Aldıkları yanıtlar sonucunda hazırladıkları kamu hastaneleri kürtaj uygulamaları araştırma raporu, kamu hastanelerindeki fiili kürtaj yasağını bir kez daha ortaya koyuyor. 12 ili kapsayan çalışma, kadınların hamileliklerinin 10. haftasına kadar yasal hakları olan isteğe bağlı sağlıklı, güvenilir ve ücretsiz kürtaja sadece büyük şehirlerdeki birkaç hastanede erişebildiklerini gösteriyor. Görüşme yapılan 184 kamu hastanesinin 74'ünde kürtaj yapılabildiği söylendiği halde sadece Ankara, İzmir ve İstanbul'daki 9 hastanede yasaya uygun bir şekilde isteğe bağlı kürtaj yapılıyor. Ankara'da kürtaj yapılan 3 hastaneden birinde kürtaj olabilmek için kadınların anestezi ücretini ödemek zorunda olmaları da kamu hastanesinde isteğe bağlı kürtaj yapılsa bile bunun ücretlendirildiğini gösteriyor. Kürtaj yapılmayan 76 hastanede hastanenin fiziki şartlarının yeterli olmaması, kadın doğum uzmanının bulunmaması, doktorların kürtaj yapmayı reddetmesi gerekçeleri sunuluyor. Araştırma yapılan illerde, örneğin Bursa'da 3 hastane kadın doğumla ilgili bölümleri olmadığı, 1 hastanede fazla alet olmadığı için doktorun kürtaj yapmak istememesi, Çanakkale'de bulunan 2 hastanenin niteliksel özelliklerinin yetersiz olması, 1 hastanede ise doktorun dini inançları nedeniyle kürtaj yapmayı reddetmesi, İzmir'de 1 hastanenin eğitim ve araştırma hastanesi olması, 2 hastanenin kadın doğum biriminin sadece bir poliklinik olması, 1 hastanenin aile planlaması biriminin taşınmış olması, 2 hastanenin büyük hastane olmamaları ve 1 hastanenin de kadın hastalıklarıyla ilgili biriminin olmaması. Muğla'daki bir hastanenin donanımının yetersiz olması, Muş'taki 2 hastanenin kadın doğum uzmanı olmaması, diğer bir hastanedeki doktorların kürtaj yapmak istememesi, Urfa'daki bir hastanede kürtaj yapacak doktor olmaması, Van'daki 2 hastanede doktorların kürtaj yapmak istememesi, bir hastanede ise doktor olmaması gibi gerekçelerle açıklandı.